Merhaba, ben Esen Dayı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir teknik, aslında bir ipucu videosu paylaşmak istiyorum. Bana böyle DM'den falan çok fazla mesaj geliyor. İşte kiler dolabında neler bulunması lazım, markete gittiğimde ne alacağımı bilmiyorum gibi kafa karışıklıkları olanlar var. Bu olayı en basite indirgemek istiyorum. Bunlar minimumlar, bunların üzerine ekleyebileceğiniz malzemeler olabilir ama bunlar bulunduğu zaman mutfağınızda yapabileceğiniz bir sürü yemek çeşidi var. O yüzden kiler dolabı nasıl hazırlanırla ilgili bir video çekmek istedim. Şimdi hızlıca başlamak istiyorum. Öncelikle pirinçler, makarnalar, bulgurlar olarak gideceksek ben burada bulguru bakliyata koymayı tercih ediyorum. Çünkü bulguru diğer yemeklerin içine koyarak da kullanabiliyorsunuz. O yüzden şöyle düşünelim. Pirinç, makarna ve herhangi bir çeşit noodle'ınız varsa Çin erişteniz bu inanılmaz işe yarayacak bir malzeme. Bundan salatalar, yemekler, garnitürler yapabiliyorsunuz. O yüzden mutlaka bir çeşit erişteniz bulunsun. Herhangi bir tip makarna, beyaz pirinç bulundurabiliyorsanız, esmer ya da siyah pirinç de bulundurursanız bu makarna ve hamur işi kısmında sizin için yeterli olacak bir kiler dolabı malzemesi. Onun dışında un, tuz, şeker kısmına gelirsek eğer pastacılıkla ilgileniyorsanız şeker, esmer şeker ya da beyaz şeker ama illa bulundurmanız gerekiyorsa beyaz şekeri mutlaka bulundurun. Un kesinlikle ve kesinlikle bulundurulmalı. Kabartma tozu, vanilin gibi şeyler ekstralara giriyor ama onları eğer zaten marketten paket halinde alabilirseniz dolabınızda bulunmasında fayda var. Yulaf ben yine aynı şekilde ya kahvaltılık olarak ya kurabiyelerin içinde ya da keklerin içinde kullanarak kullandığım için mutlaka ama mutlaka dolabımda bulunduruyorum. Onun dışında diğer malzemelerde bakliyatlar var. Yeşil mercimek her zaman ama her zaman bulunduruyorum. Nohut veya kuru fasulye bulundurmak istiyorsanız onu da bulundurabilirsiniz. Kırmızı mercimek yine aynı şekilde yemeklerin içine ve çorbaları girdiği için benim mutfağımda mutlaka mutlaka bulunuyor. Bulgur, onun dışında kara buğday ya da firik tarzı farklı bir aroması olan bir bakliyat daha ya da bir tür daha bulundurursanız sizin için çok daha yararlı olacak. Onun dışında kinoa. Ben kinoa, kara buğday, amarant gibi malzemelerden de bir tanesini mutlaka bulunduruyorum. Bu da sağlıklı tarifler yapmanız için size yardımcı olacak bir diğer malzeme mutlaka bulundurmanız gerektiğini düşünüyorum. Gelelim konserve ve teneke kutulardakilere. Ben her zaman ama her zaman bir tane Meksika fasulyesi ya da haşlanmış bir nohut barbunya tarzı bir tane konserveyi bulunduruyorum. Bu salata yapmanızı da hızlandıracak size. Normal tencere yemeği yapmak konusunda değil ama salata da çok yardımcı oluyor. Salça mutlaka bulunduruyorum. Konserve mısır. Hayat kurtarıcı, yemeklerin içinde, salataların içinde, pilavların içinde hiç fark etmez. Müthiş lezzetli oluyor, makarna salatasına çok yakışıyor. Hardal mutlaka ama mutlaka bulunduruyorum. Salata soslarına, yemeklere kıvam artırıcı olarak kullanıyorum aynı zamanda da. Onun dışında zorunlu değil ama bence mutfağınızda olursa size çok yardımcı olacak. Kırmadan gösterebilirsem kurutulmuş domates konservesinde kiler dolabınızda bulundurursanız sizin için çok rahat olacak. Onun dışında soslar var. Benim vazgeçilmezim sızma zeytinyağı. Sızma zeytinyağını kızartma dışındaki her şeyde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer kızartma yapacaksanız normal zeytinyağı yerine ayçiçek yağı ya da o tarz bir mısır özü yağı tarzı bir şey bulundurursanız ikinci bir opsiyonunuz daha olmuş olur. Ben yine susam yağı mutlaka bulunduruyorum. Zorunlu değil. Normal susamı kavurarak da içine koyarak bu aromayı elde edebilirsiniz ama susam yağı yemeklerde çok güzel bir aroma verdiği için bir anda böyle sizin yemek yapma kabiliyetinizi %10, %20 artıracak. O yüzden bulundurun. Soya sos, Worcestershire sos zorunlu değil ama dediğim gibi çok güzel lezzet katıyor. Bulundurabilirseniz mutlaka dolabınızda bulundurun. Acı sos, Türk insanı için vazgeçilmez. Herkes acı sos falan ya. O yüzden evinizde bir çeşit acı sos bulunsun. Sirke olarak da ben genellikle üzüm sirkesi değil de elma sirkesi bulunduruyorum. Böylece daha fazla tarifte kullanabiliyorum. Ama onun dışında bir tane nar ekşisi veya balzamik sirke de bulundurursanız o ikisinden biri de size tariflerde biraz daha aroma katmanıza yardımcı olacak. Gelelim aroma verici başka şeylere. Ben yurt dışına gidip geldiğimde bir sürü alıyorum ama artık Türkiye'de de bir sürü versiyonu var. Eğer bu tip bulyonlar, et suyu, tavuk suyu aroması katacak şeyler sizin yemeklerinizi de hızlandırmaya ve aynı zamanda lezzetinizi arttırmaya yardımcı olacak. O yüzden mutlaka et ve tavukla ilgili birkaç aromalandırıcı dolabınızda bulunsun. Ve en can alıcı nokta baharatlar. Klasik olması gereken baharatlar var. Kimyon, toz paprika,
tatlı toz biber, pul biber, onun dışında zencefil, köri tozu mutlaka bulundurun. Rezene, kimyon ve tarçını bulundurduğunuz takdirde karabiberi kiler dolabınızdaki bu malzemelerle her reçeteyi ve her tarifi neredeyse uygulayabilirsiniz. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Bu tarz videoları istiyorsanız lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına bırakın. Videonun size yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın.